zaman sağ ol. Tamam. Çıkalım abi. Geldi. Malumunuz 6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşadık. Bölgemizde 10 ilimizi etkileyen, yüzyılın depremi felaketi diyoruz ama geriye dönüp baktığımızda, yıkılan tarihi binaları da dikkate aldığımızda aslında birkaç yüzyıl gerçekleşmemiş büyüklükte bir felaketle karşı karşıyayız. İlk gün, pazartesi günü bölgeye gelen bazı arkadaşlarımız tahmin ettiğinizden daha büyük diyorlardı. Ama gerçekten gelip gördükten sonra insan yaşanan felaketin tasavvur ettiği her büyüklükten daha da büyük olduğunu görüyor, anlıyor. Sadece bizim şahsi yorumumuz, arkadaşlarımızın yorumu değil. İşte Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Direktörü de geldi, bölgeyi gezdi. Yüzyılın en yıkıcı afetiyle karşı karşıyayız diye açıklama yaptı. Ben de pazar günü ve pazartesi günü Adana, Osmaniye, Hatay ilçeleriyle beraber, daha sonra Kilis, pazartesi günü de Gaziantep, Nurdağ ve Islahiye, daha sonra Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim. Salı günü başka programlarımız vardı Ankara'da. Bugün de Diyarbakır ve inşallah Şanlıurfa'da ve diğer illerimizde gezerek tamamlayacağız. Bu tabii hem yerinde görmek, hem çalışmaları gözlemlemek, hem de milletimizin her zaman yanında olduğumuzu, vatandaşlarımızın, bilhassa depremden zarar gören vatandaşlarımızın daima yanında olduğumuzu devlet olarak göstermek için buradayız. Taziyelerimizi iletiyoruz vefat eden vatandaşlarımıza. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ben tabii bütün bu bölgede depremde vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Tabii çok hızlı bir şekilde devletimiz teyakkuza geçip ilk saatlerden itibaren önce arama kurtarma çalışmalarıyla faaliyete geçti. Daha sonra bunlar tamamlandıkça vatandaşlarımızın diğer taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Diyarbakır'da da çalışmalar hakkında bilgi aldık. Buradaki Afet Yönetim Kriz Merkezi'nde arkadaşlarımızdan. Burada büyük ölçüde arama kurtarma ve enkazın kaldırılması yönündeki çalışmalar tamamlanmak üzere, bitmek üzere. Vatandaşlarımızın bilhassa barınma ihtiyacı ile ilgili olarak da birçok yerde çadırlar kurulmuş. Burada da şimdilik 1400, daha sonra 2200'e ulaşacak bir sayıda çadırla vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları da karşılanacak. Ve hasta olanlar, tedavi gören yaralı vatandaşlarımız var. Onları da hastanede ziyaret ettik. Tabii duamız, temennimiz bir daha böyle büyük afetleri, acıları milletimize Cenab-ı Hak göstermesin, yaşatmasın. Buradan tabii şimdi kısa vadede ve orta vadede özellikle depremden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin organize edilmesi ve karşılanacak şekilde programlanması önemli. Bununla ilgili adımları detaylı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız dün kabine toplantısı sonrasında açıkladı, atılacak adımları. Tabii bundan sonra daha orta ve uzun vadede de depremin etkin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada daha kalıcı olarak hangi tedbirler alınmalı, bu konuda da bazı adımlar atılmalı, atılacak inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Tabii baştan itibaren devletimiz, milletimizle el ele, Türkiye'nin her yerinden, hali vakti yerinde olan olmayan bütün vatandaşlarımız bölgede, ki afeti, felaketi duyduktan sonra harekete geçtiler. Her türlü imkanlarını, ellerindeki imkanlarını buraya yönlendirdiler, bu bölgeye. Büyük bir dayanışma, birlik, beraberlik içerisinde hareket ettiler vatandaşlarımız. Allah razı olsun, milletimizin karakteri budur. Zor zamanlarda her türlü görüş farklılıklarını, şahsi ihtilafları bir kenara bırakıp beraber olmak, birlikte hareket etmek milletimizin temel karakteridir. Hamdolsun bu her yerde görülmeyen, başka ülkelerde görülmeyen bir husustur. İnşallah devlet ve millet olarak bu felaketin üstesinden gelebilecek güce, kudrete sahibiz. En kısa zamanda bunu başaracağız. Teşekkür ediyorum. Tamam.
Efendim 20 dakika sonra çıktık, artık ne evimize uğradık, ne bir yere. Bütün arkadaşlarımızın adına size de teşekkür ediyoruz. Bizim abat müdürümüz bize çok sahip çıkıyor. Gece gündüz sokaklardayız. Bunu gülün istedik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hem bize sahip çıkıyorlar, hem güvenlik işlerini sağlıyorlar. Enkazlar kaldırıldıktan sonra inşallah diğer taraflara da yardımcı olmak isteriz. Adıyaman'a gitmek istiyorum ama. Şu an eğitim AFAD yapıyor zaten. Evet. Daha da çoğaltmamız lazım. Varsa başka görevler hazırız. Allah razı olsun. Allah razı olsun.